Selam millet. Yine bir video ile karşınızdayım. Muhtemel şaşırmışsınızdır neden Anno diye. Şöyle söyleyeyim. Eskiden çalıştığım dönemde ya da dışarıda halletmem gereken işler olduğu zaman, işte eve geç geldiğim zaman, yorgun olduğum zaman özellikle Anno oynuyordum veya City Skyline oynuyordum. Her iki City Builder'ı da çok seviyorum. Şimdi bunu tercih ettim ve uzun zamandır oynamadım. Çünkü hani sizin de illaki şeyiniz vardır böyle uzun zaman oynamadıktan sonra ne bileyim tekrar geri dönüş yaptığınız bir oyun vardır. Ve benim için de Anno bu oyun. Eğer geçen videoyu izlediyseniz zaten orada kısa bir anlatmıştım. Hani şu sıralar birazcık yoğun olduğum için bir takım halletmem gereken şeyler var. O yüzden sık sık video paylaşamayacağım. Ama bu uzun sürmeyecek. Yaklaşık bir herhalde bir 3-4 hafta sonra tekrar normal tempoma devam edeceğim. Zaten hani buradan da görmüş olduğumuz gibi yeni DLC'ler, daha doğrusu yeni bir DLC gelmiş. Seeds of Change diye. İki tane daha yolda. Anno'da sevdiğim olay bu. Yani sürekli yeni bir DLC getiriyorlar, yeni bir içerik getiriyorlar ve bu içerikler de böyle hani boş içerikler değil. Genelde hani doldurmasını başarıyorlar. Yani bunu da muhtemel satın alırım. Satın almayı da düşünüyorum. Zaten baktığımız zaman ne kadarmış bunun fiyatı? Yani bunu tek almaya kalkırsa hani aynen Season 4 Pass DLC'si 109 lira. Hani eğer çok seviyorsanız bu oyunu satın alabilirsiniz. Ama eğer indirim bekleyeyim diyorsanız da indirim bekleyin. Zaten komple paketi sunuyorlar. O da gayet güzel oluyor. Şimdi biliyorsunuz ki bu oyunda hani rakipleriniz de olabiliyor. Ama bunu en chill, en rahat, en böyle kolay bir şekilde yapmayı istiyorsanız şu şekilde yapıyoruz. Sandbox modunu seçiyoruz. Continue diyelim. Less guidance, yani daha az ipucu diyeyim. Hani tabii yeniyseniz benim videomu zaten izledikten sonra buna gerek kalmayacak. Burada herhangi bir tane avatarı seçelim. Ben bunu seçeceğim. Bayrak olarak hani tabii ki istediğinizi seçebilirsiniz. Ben burada gemiyi seçeceğim. Rengimizi de siyah yapalım. İsim isterseniz hani rastgele bir isim gelmesini de sağlayabilirsiniz. Ben kısaca Koray yazacağım. Kalsın. Şimdi gelelim önemli noktaya. Bakın dostlar. Burada şimdi hani normal mi oynayacaksınız? İşte ileri seviyede mi ya da expert mi ya da custom? Ben genelde custom seçiyorum. Burada herhangi bir seed'i seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben şimdi 10 saniye içinde duracağım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başlayacağınız dünya büyük olsun. Adaların genel hani büyüklüğü, bu da mainly large olsun, yani en büyük olsun. Ne yazık ki hani Türkçe yok oyunda ama zaten gerek kalmayacak. Adadaki zorluk normalde kalsın. Bu neymiş bu? Yani nasıl anlatsam ben bunu? Kaynaklar, hani adadaki kaynaklar gibi ya da işte halkınızın ihtiyaçları ne kadar çok olsun adada? Hani plenty de kalsın, hani çok kaynak olsun. Bu da işte mineral deposit, hani minerallere bunlar da plenty de kalsın, hani çoklu. Map type'lar var burada. Farklı farklı map type'ları deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Hangisi sizin için idealse onu seçin. Ben genelde Atoll'u seçiyorum veya Arhipelago'yu seçiyorum.
Hani şimdi fark etmez hangisini. Atol'u seçelim. Zaten bu sadece kısa bir şey olacak. Bakın. Şimdi karakterlere geldiğimiz zaman burada şöyle bir şey var. Hani siz başladığınızda muhtemelen burada 3 tane kişi olacak, tamam mı? O 3 kişiyi eğer oyuna çok hakim değilseniz bu şekilde deaktive edebilirsiniz. Aynı şekilde Faction Customization'de mesela korsanlar olsun mu olmasın mı, bunu da ya işte zorluk derecesi normal, hard ya da tamamen off yapabilirsiniz. Traderları şiddetle tavsiye ediyorum. Onlar kalsın. İleride iş görürler. Features'a geldiğimiz zaman geliriniz high olsun tabii. Inactive upkeep demek yani işte evler, fabrikalar vesaireler, bunların bir kira bedeli olsun mu? Bunu off seçelim. Eğer bir tane bir yere bir ev diktiniz veya işte bir yol yaptınız ama hoşunuza gitmedi, ne bileyim yanlışlıkla yaptınız oraya, işte onu yıkmak veya işte konumunu değiştirmek, bir bedel, hani bir bedel ödemeniz gerek var mı yok mu? Hani full dediğiniz zaman bütün bedel size geri ödenecek. Yani tamamen beleşe, hani bir şeyleri yıkıp tekrar yapabilirsiniz. Bu da aynı şekilde hani daha demin yukarıda da söylediğim gibi hani binaların konumlarını değiştirmek 10. Bu o daha deminki traderlarda hani hangi sıklıkta yeni itemler gelsin traderlara veya yeni malzemeler. Hani ya nadiren diyebilirsiniz ya normal ya da sıklıkça. Şehrinizdeki işte diyelim ki grevler, işte şehrinizde yangın çıkma olasılığı falan, hep bunları easy'ye alın. Sandbox'ta hani sandbox modunda hiç görev olmayacak diye düşünmeyin. Halkınız size diyor ki işte bana ne bileyim işte 50 ton muz getir, bilmem ne getir. Bunu da common'da hani bırakabilirsiniz. Veya istiyorsanız da rare'e de alabilirsiniz. Hani şimdi sürekli quest gelmemesi adına, hani görev gelmemesi adına ben bunu bir rare'de bırakacağım. Bu önemli bir şey. Influence, hani bunu cidden aklınızda tutun. Zaten oyun içerisinde de göstereceğim. Bu hayda kalsın. Eğer DLC'ye sahipseniz, o sonraki DLC'lere, hani şimdiki DLC'nin bir öncekine, oyununuzda gökdelenler de inşa edebileceksiniz. Onların da işte kira bedeli olsun, işte onarım vesairesi olsun. Onların işte parası low'da kalsın. Starting conditions'a geldiğimiz zaman starting ships, flagship var, trade fleet, bir de war fleet. Bu flagship'te kalabilir. Starting harbor full'da kalabilir. Eğer off dediğiniz zaman oyuna sadece gemiyle başlayacaksınız. Kendi adınızı kendiniz seçiyorsunuz. Eğer full'de olursa zaten size bir seçilmiş bir ada verilecek. Starting capital large olsun. Hani başlayacağınız para ne kadar çok paranız olursa o kadar iyi, o kadar rahat, o kadar relax olursunuz. Revealed map, hani harita açık olsun mu? Şimdi tek başınıza oynadığınız için haritanın açık olması zaten en mantıklısı. O yüzden bunu 10 diyoruz. Victory Conditions diye bir şey yok çünkü tek başımıza oynuyoruz. Ondan sonra Start Game diyebiliriz. Bu ayarlar hani en kolayda başlamak istiyorsanız veya oyuna yeniyseniz, hani bir şeyleri böyle bir öğrenmek istiyorsanız en ideal seçimler bunlar. Şimdi bakın. Oyun bize bir tane ada verdi, tamam mı? Bu adada işte patates ekebiliyoruz. Buğday ekebiliyoruz. Paprika.
Bir de deniz tuzu galiba olması lazım. Ve farklı adalarda farklı şeyler de var. İşte hani aynı şekilde minerallerimiz. Iron ve kömür en başta zaten en önemlisi. İşte burada ne bileyim deri ya da bunun Türkçesini bilmiyorum, bu hops. Bira yapımında kullanılan bir şey. Şimdi adamıza geldiğimiz zaman burada bir hani zaman çabuk geçmesini sağlayabiliriz ya da daha ağır işlemesini sağlayabilirseniz bir şey inşa ederken pause yapamıyoruz. Pause dediğimiz an oyun duruyor zaten. Hiçbir şey yapamıyoruz. Burada paramız, o influence'e hemen geleyim, onu söyleyeyim neden önemli olduğunu. Şimdi geminizle belli başlı malzemeleri yüklediğiniz zaman, atıyorum ben mesaj diyeyim ki şu adaya bir gideyim, tamam mı? Şunu bir hızlandırayım. Ada satın alabiliyorsunuz. Ve o adada da bir şeyler, hani küçük bir şehir vesaire kurabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ama gel gelelim, influence'iniz yetersizse bir süre sonra o, mesela bak burada görüyorsunuz. İşte ne istiyor? 2500 dolar istiyor. 10 tane tahta istiyor. 8 demir. Şu anda influence 0. Yani daha influence istemiyor. Ama oyun ilerledikçe, adalar satın aldıkça influence de isteyecek. O influence'iniz de burada sağda işte haber sayfası çıkacak. Ona tıkladığınız zaman zaten bir de yani geliştikçe oyunda, ilerledikçe, daha da büyüdükçe zaten bu artacak. Şimdi buraya bunu kurduk. Çünkü zaten başlangıç gemimizde gereken malzemeler vardı. Bunu bu şekilde kurduk. İki tane adamız var. Ve farkındaysanız bu adada mesela üzüm bağı da, hani üzüm bağı da var ve minerallerde farklı mineraller de var gördüğümüz kadarıyla. Şöyle düşünün mesela hani Türkiye'yi, ülkeyi örnek alacak olursak mesela hani Türkiye böyle adalardan oluşmuyor. Ama yine de mesela ne bileyim işte Rize'de çay ürettiğimiz zaman onu işte fabrikaya yolluyoruz. O orada işleniyor vesaire bilmem ne. Sonra transport yoluyla işte İstanbul'a geliyor. Mesela raflara geliyor. Raflardan alıyorsunuz en basiti. Ha, öyle düşünün. Mesela buradaki insanın, yani İstanbul'daki insanın çay ihtiyacını o şekilde karşılıyor sistem. Şimdi burada mesela diyelim ki bir yol yapıyoruz, tamam mı? Market var. Markette insanlar ihtiyaçlarını karşılıyor ve hani bilmiyorum görebiliyor musunuz ama böyle bir ince bir çizgi var, sola, sağa, yukarıya ve aşağı doğru koyuyor. Hani nereye koyarsam fark etmiyor. Görüyorsunuz zaten o çizgileri. O marketin ulaşabileceği maksimum mesafe. Biz bunu buraya koyalım. Zamanı bir tekrar normal alalım. Ve tabii köy halkımız var. Şunu şu şekilde bir yapayım. Hani illa bu şekilde yapmanıza gerek yok bunu. Onu da göstereceğim. Şöyle bir minik bir çağıtladık. Farkındaysanız mesela gelirimiz şu anda -20'de. Onun sebebi de buradan görebiliyorsunuz. Buradan takip edebiliyorsunuz. Mesela biz şu anda neredeyiz? Mesela burasının adını şey yapalım. İstanbul yapalım. Mesela, tamam mı? Hani daha demin verdik ya örnekten. Burası da olsun sana Rize. Bu arada Rize'yle hiçbir bağım yok. Öylesine aklıma geldi. O yüzden o şekilde yaptım. Hani eğer soran olursa, benim babam doğma büyüme Üsküdarlıyı. Annem de Kastamonu. Şimdi finansa geldiğimiz zaman görüyoruz ki
İstanbul'da gelirimiz -20. Rize'de herhangi bir şeyi inşa etmediğimiz için ne gelirimiz var ne giderimiz var. Burada da bütün adalara tıkladığımız zaman zaten hepsini görüyoruz. Şimdi İstanbul'da kaldığımız zaman, çünkü ilk evlerimizi orada yaptık ya, production'a geliyoruz abi. Production'da hiçbir şeyimiz yok. Tamam mı? Yani çünkü herhangi bir şey inşa etmediğimiz için production'da bir şeyimiz yok. Bunun için ne yapabiliriz? Şimdi bize odun da gerekecek. Ve henüz daha hani level atlamadığımız için ve hani gelişmediğimiz için bu şeyler kapalı. Mesela atıyorum balıkçılık inşa etmek istiyorsam ne istiyor? 50 tane farmer'ım olmasını istiyor. Hadi gidelim şimdi şurada birkaç tane daha farmer yapalım. Hatta bak şunu da göstereyim. Mesela diyelim ki hani dediğim gibi böyle illa böyle ne yapı deniliyor buna? Böyle bu şekilde hani böyle sürekli kare hani bu şekilde yapmanıza gerek yok. Evet, oyunda hani yanlamasına veya böyle oval şeklinde ya da işte yuvarlak şeklinde bir şeyler yapamıyorsunuz. Hani City Skyline'daki gibi. Burada her şey böyle sol sağ yukarıya aşağı. Ama burada mesela işte ağaçlar, maçlar var. İşte fonteynler vesaireler, hani şeyler var. Mesela burada işte diyelim ki ağaç yapmadan önce böyle bir boşluk bırakabiliriz. Tamam mı? Şöyle örnek verecek olursam. Muhakkak yolla şey olması lazım. Birleşmiş olması lazım. Yoksa bak zamanı hızlandırayım. Görüyorsunuz ki şey yok. Bir bağlantı yok. Bağlantı olmadığı zaman ne oluyor? Bu ev birazdan yıkılmış olacak. Onu da göreceksiniz. Oyun bize fazla avans veriyor bu konuda. Neyse, buna zaten birazdan geri dönüş yaparız. Farkındaysanız mesela diyelim ki bunu mesela yapmak istiyorum, tamam mı? Pub. Pub yapmak istediğim zaman benden ne istiyor? İşte 20 dolar istiyor. Bir de 10 tane odun istiyor. Bu Timber'a geldiğimiz zaman önce bir odunculuk şeyi kurarız. Yalnız dikkat edin ki o, hani ağaçların etrafında kurun. Neden biliyor musun? Çünkü mesela şu ağaçları bir yıkalım. Bak, bunu buraya kurduğum zaman direkt hazır. Tamam mı? Direkt hazır yapıyor. Eğer gidersem oduncuyu buraya kurarsam önce bir ağaç dikme süreci var. Yani bu zaman kaybı açıkçası. O yüzden hiçbir anlamı yok. Ve bu ağaç zımbırtısını diktiğimiz zaman aynı zamanda şurada bir tane sawmill yaptığımız zaman yani o kuru odunları alıyor tahtaya dönüştürüyor. Ama tahtaya dönüştürebilmesi için bir de bundan gerekli. Ama onu da şu anda inşa edemiyoruz. Çünkü yeterince odunumuz yok. Mecburen bekleyeceğiz. Ya da şöyle bir şey yapabilir miyiz? Aynen. Bak mesela şu anda işime yaradı. Bunu mesela kırdığım zaman, işte burada bir tane evi yıktığım zaman bana gördüğünüz gibi odun geri gelmiş oluyor. Bana lazım olan odun geri gelmiş oluyor. Ve buraya da bu warehouse'u diktiğim zaman, çünkü hep bir warehouse olması gerekiyor ki bu toplanılan malzemeleri oraya depo hani edebilsinler ve bu çıksın. Ve görüyorsun şimdi mesela işte 10'da 75. Yani totalde ben bu adayı 75 tane odun toplayabiliyorum. Tabii ki zamanla geliştikçe, ilerledikçe bunda yani yükseliyor. 1000 küsürlere kadar, hatta 2000'lere kadar ve daha fazlasına kadar çıkabiliyor. Hani çıkarabilirsiniz. Şimdi
Tekrar halkımıza geri dönecek olursak, görüyorsunuz ki moraller bozuk. Herhangi bir tane eve tıkladığımız zaman burada needs ve happiness yazıyor. Dostlar unutmayın ki needler hep en önemlisi. Hani happiness de önemli kısmen çünkü o size para getiriyor. Ama needler hem para getiriyor hem upgrade etmenizi sağlıyor. Bakın ben şu anda bu evi upgrade edemiyorum çünkü evin full kapasitesi dolu değil. 8'de 10. Niye full değil? Çünkü giysi şey yok hani iş kıyafetleri yok. İş kıyafetlerini de yapabilmem için şuradan tekrar bir tane bir Sochi. Yani ben bunu şu anda çok böyle hani düzensiz yapıyorum ki gösterebileyim bütün aşamaları şeyleri diye. Mesela benim yaptığım her zaman ilk şey bir tane warehouse koymak. Sonra sheep farmımızı dikiyoruz. İki tane yaptım ben böyle şimdi. Üçüncüye gerek yok. Bir tanesi, şimdi burada böyle bir tane missing sheep fold diyor. Yani koyunlar eksik. Koyunları da bu şekilde. Hop hop hop. Üç tane. Bu şimdi üretiyor. Şuraya tıkladığımız zaman. Bazısı mesela 3 tane yaptırıyor. Bazısı 5 tane yaptırıyor. Bu tamamen şeye göre değişiyor. Şimdi bunları yaptığımıza göre bir de hani koyunların şeylerini yüzen elemanlarımız var ama bir de kıyafeti yapması gereken elemanlar gerekiyor. O yüzden şunu dikiyoruz. Farmer Work'ü. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bu birazdan çıkmaya başlayacak. Hatta bunu nasıl kontrol edebilirsiniz biliyor musun? Hani fazla fazla yapmamak için gereksiz yere. Çünkü bu zaman alıyor ya çıkması, yükselmesi. Bak mesela yükseliyor şu anda. Tekrar bu balance kısma geldiğimiz zaman şimdi birkaç tane ev yaptık neticede. Production'a gelebiliriz. Production'da bizde şimdi ne gösteriyor? Mavi şey. Hatta bak bir dakika. Önce şuna bir şey yapalım. Tamam, bu zaten tekrar gelecek. Mavi şey demand, ihtiyaç duyulan kısım. Yani ihtiyaç duyulan kısım. Yeşil olan da supply, üretilen. Yani benim mesela odun yerimde aslında 4 tane ihtiyaç duyuluyor ama ben 8'de 8 yapıyorum. Şuraya bir tane itfaiye kuralım 2 saniye. Balıkçı da mesela balıkçılık henüz yapmadık. Ama bir tane hani ihtiyaç duyuluyor. Sıfırda sıfır yazdığına bakmayın. Bu böyle bir tane çizgi gördüğünüz zaman bilin ki balığa ihtiyaç duyuluyor. Onu da zaten şu şekilde anlarsınız. Bak şu anda müşterilerimizin, daha doğrusu ne müşterisi hani halkımızın balık ihtiyacı var. Onun sebebi de oyuna başlarken hani şehrimizdeki hani kaynaklarımızın çok olduğunu dedik ya. O ama şu anda harcanıyor farkındaysanız. Bak bir kaldı. O da zaten harcanmış olduğu zaman bu aşağı inecek ve production'daki balık kısmında bir yazacak ve şimdi şu anda görüyorsunuz bir yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve balık yaptığımız bir tane de balıkçılık koyalım şuraya. Bu limanınız aynı zamanda warehouse işlemini de görüyor. O yüzden hani buraya tekrar bir tane şu warehouse'dan dikmeme gerek yok. Ama tabii estetik yapmak istiyorsanız hani daha farklı şekillerle de yapabilirsiniz. Hatta neyse onu daha sonra gösteririm. Hani bakıyorsunuz mesela hala gelirimiz artmıyor. Tamam mı? Bunun için ne yapabilirsiniz? Daha fazla eve ihtiyaç var. Ama diyelim ki soldaki düzen hoşunuza gitti. Bunu sağ tarafta da uygulamak istiyorsunuz.
Klavyenizde C tuşuna bir kere bastığınız zaman böyle bir kalem çıkıyor. Tekrar basın, normale dönüyor. Bastık şimdi C tuşuna. Mouse'la basılı tutun. Kopyalamak istediğiniz her şeyi ne varsa. Şöyle sağ tarafa mesela hop direkt kuruyor. Mesela bir bina mı hani kaydırmak istiyorsunuz? Binanın üstüne tıklayın. Sol mouse'la basılı tutun ve istediğiniz gibi istediğiniz yere kaydırabilirsiniz. Tabii tekrar şey yapıyor hani kendini kuruyor. Şimdi abi bak balığı hallettik. İş kıyafetlerini hallettik. Yani need'ler tamam. Upgrade etmek istediğim zaman binayı upgrade edebilirim. Burada mesela bir görev çıktı. Yes diyelim. Bakalım ne istiyor. Diyor ki find and collect wild animals. Yani köylünün hayvanı kaybolmuş. Şehirde onları ara. Bak mesela şurada geldiğim zaman mouse'la farkındaysan böyle bir el işareti çıkıyor. Bu görevler zaten süreli. Size böyle bir item veriyor. Bu itemleri de daha sonra diğer hani gereken şeylere yerleştirebiliyorsunuz. Daha bende açık değil çünkü daha hani daha en başındayım ya. Açık değil daha. Şimdi happiness'e gelelim. Hani dedim ya happiness need'lerden bağımsız. Hani happiness'e gerek yok upgrade etmek için ama şehrinizdeki hani şehir halkınız problem yaratmaması için işte grevler vesaireler onları tabii bir yandan da mutlu kılmak lazım. Bu mutluluğu neyle sağlayabiliriz? Bazı adalarda patates var. Bu patatesle şnaps üretebiliyoruz. Yani içki üretebiliyoruz. Ya da bir başka alternatif de pub. Mesela bu pub'ı buraya diktiğimiz zaman anında görüyorsunuz ki anında değişti. Ve hani dedim ya marketin de belli başlı bir range'i var. Ona da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Farkındaysanız ben hala gelirim eksi 25'te. Niye? Çünkü gelirim sadece 240 ama harcamam 265. Bunu da yine production kısmından takip edebiliyorsunuz. Mesela ben şu anda fazla fazla balık üretiyorum. Balık bana getiri sağlıyor. Bu koyun farmı bana getiri sağlamıyor. Tam tersine eksiye götürüyor. Gel gelelim ki kıyafetler bana getiri sağlıyor olmasına rağmen fazla fazla üretiyorum. Hani gereğinden fazla kıyafet üretiyorum. Haliyle yeterince gelir getiremiyorum gördüğünüz gibi. Bunun karşılığında ne yapabiliriz? Daha fazla ev. Tekrar C'ye bastığımız zaman şöyle şunu kopyalayayım. Buraya koyayım. Şimdi bak yeşilin şuradaki kısmı birazcık daha böyle bir açık oldu farkındaysan. Yani bu ne demek oluyor? Bu insanlar marketten birazcık uzaklaşmış. Hani yine ulaşabiliyorlar ulaşmasına ama ideali yemyeşil olması. Ve şnapsı da mesela üretebiliriz. Ne yapabiliriz bunun için? Şöyle gidelim. Tamam mı? Şuraya. Şöyle bir kendimize böyle bir kare belirttik. Yine bir tane warehouse yapalım. Patateslerimizi de buraya dikelim. Ama gel gelelim ki hani mesela Sheep Farm'da nasıl 3 yazıyordu? Burada mesela 72 yazıyor. Tabii şey düşünmeyin, 72 tane böyle büyük slot düşünmeyin ya da büyük kare düşünmeyin. Bu da mini kare. Hani basılı tuttuğunuz zaman istediğiniz gibi böyle böyle ya da böyle düz çizgi halinde istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Bununla oynayabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben şu şekilde yapayım. Yine ikişer tane. Hop, 2 tane patates farm tamam. Bir tane de schnapps yaptık mı? Hemen bir şeye bakalım. Production'a bakalım. Fazladan üretiyoruz patatesi. Ama gel gelelim
Şnaps'ı tam 2'de 2. Gel gelelim yine de bize eksi getiri sağlıyor şu anda. Ama halkımızdan, yani ne kadar çok halkımız varsa ve o halkı ne kadar çok besleyebilirsek, yani küçük bir matematik düşünün. Bak bu ne diyor bana? 3'te 3 coin getiriyor. Yani 3'te 3 dolar veriyor bana ev başına. Besleyebileceğim ev başına bana 3 dolar getiriyor. Bir tane şey ama. Ha bak gördün mü? Eksi 40'taydı. Ne oldu? Çıkıyor yani. Çıktıkça çıkıyor. Çünkü bunları şu anda besleyebiliyorum. Bir yerde tabii duruyor. Ufak ufak geri gidiyor. Tekrar çıkıyor. Böyle bir avantajımız var. Hani bu şekilde paramızı çoğaltabiliriz. Ben hep şu şekilde yapıyorum mesela. Hani ben hız, çünkü bu bir yarış değil ya. Böyle ağır ağır, yani ağırdan alıyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bak mesela 75 binden başlamıştık. İşte 64 bindeyiz şu anda. Neticede fark, hani başka adalarda olduğu için ve ilerledikçe başka dünyalara da, hani başka yerlere de geçiş yapabileceğimiz için diyorum ki hani fazladan param olsun ki o para konusunda problem çekmeyeyim. Hani bir yerde bir şey yapmaya ihtiyaç duyduğum zaman direkt yapabileyim. O açıdan güzel. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bak şu anda biz İstanbul'dayız. Hani ben neden diğer AI botları deaktif hale getiriyorum? Çünkü farkındaysanız burada bir hisse şeyi var. Mesela bu İstanbul'da hisse şeyi var, tamam mı? Bu pastadan oluşuyor. Şimdi diyelim ki bu eleman benim rakibim olsun veya dostum olsun, fark etmiyor. Onun adasından hisse satın alabilirim. Ve eğer bu pastadan 5 hissenin tamamını da satın alabilirsem en sonunda bu adaya hükmedebilirim. Yani ele geçirebilirim. Şimdi botlarla oynadığınız zaman burada diplomasi, yani diplomatik zımbırtılar var. Diplomatik olaylarında da şöyle bir saçmalık var. Hani peaceful olsanız bile veya alyansın içinde olsanız bile o botlar sizin adanızdan hani hisseler satın alabilir. Ya ben şimdi hani en başta da dedim ya işte hani kafa dağıtmak için, rahat rahat oyun oynamak için, hani böyle hiç kendimi yormak istemediğimde, hani beynimi de yormak istemediğim zaman, bu oyuna girdiğim zaman chill chill oynamak istiyorum, rahat rahat oynamak istiyorum, kafayı fazla yormadan. O yüzden botları deaktif hale getiriyorum. Yani saçmak olan kısma gelecek olursam da bir şey daha var. Olur da ilerleyen seviyelerde botlarla birlikte oynadığınız zaman veya eğer hani bu sizin tercih hani meselesi. Hani ben ona karışamam. Siz diyorsunuz yok ben böyle oynamak istemiyorum. Ben direkt botlarla başlayacağım. Eyvallah başlayabilirsiniz. Ona karışacak şey halim yok da. Şuna dikkat edin. Botlarla her zaman sadece peaceful'da kalın. Yani alyansa girdiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki 3 tane bot var. Korsanlarla birlikte totalde 5 tane bot var. Bir botla eğer alyansa girdiyseniz, yani müttefik olduysanız ve o bot herhangi birine, hani sizin şeyiniz peaceful olsa bile, ya diyelim ki Ahmet benimle müttefik, Mehmet'le de şey barışçı, hani barış halindeyiz, tamam mı? Mehmet Ahmet'e savaş açtı veya tam tersi Ahmet Mehmet'e savaş açtı. Otomatikmen ben de savaşa giriyorum. Yani istemesem de savaşa giriyorum çünkü ben Ahmet'le müttefik halindeyim. Anlatabildim mi? Bu olay çok saçma bir olay. Ama öyle. Ve düşünsene daha böyle hani oyunun başındayken, hani daha ya da gelişim aşamasında. Çünkü biliyorsunuz ki botlar çoğu zaman çok hızlı gelişiyor, çok hızlı ilerliyor ve çok çabuk adaları ele geçiriyor. Şimdi
sen daha burada başta ne bileyim iki tane adaya sahipken veya bir tane adaya sahipken sonra işte yeni dünyaya geçiş yaptığın zaman o zaman sahip olduğun bütün adaları hep böyle tek tek kontrol etmen lazım. İşte müttefiklerin ne yapıyor tek tek bakman lazım. Rakiplerin ne yapıyor bakman gerekiyor. Çünkü bot nasıl senden bu hisseyi alıyorsa, satın alıyorsa sen tekrar geri satın almak zorundasın ve buradaki parandan gidiyor. O yüzden o şeyden uzak durun. Ama tabii siz bilirsiniz. Şimdi abi geldik buradaki olaya. Diyelim ki upgrade yapacağız. Bir eve upgrade yapacağız. Yeterince büyüdüğümüzü varsayalım, tamam mı? Şuradaki upgrade işarete geliyoruz. Ve mesela evlerimiz upgrade oldu. İşte industry zamanına hafiften geçiş yapıyoruz. Burada mesela farmerlar var. Bir de worker'lar eklendi aşağıdaki listeye. Worker'lara tıkladığımız zaman bu hani buna tekrar happiness bir de needs'e basıyoruz ve görüyoruz ki buradaki liste çoğalmış. Normal evdekiler ne istiyordu? Balık, kıyafet, market. Worker'lar ne istiyor? Hani balık, kıyafet, market. Yanı sıra sosis. 150 tane worker olduğu zaman ekmek, sabun, 300 tane worker'da sabun, bir de okul. Zaten burada görüyorsunuz hani worker'larınız, farmer'larınız ve belli başlı şeylerde de hani belli başlı işletmelerde sadece belli başlı da şeyler çalışabiliyor. Hani diyelim ki mesela bu şeyde patateste bak aşağıda mesela gösteriyor maintenance cost yazıyor, tamam mı? Eksi 20 dolar tutuyor. Bir de 20 tane de farmer'ınızı alıyor. Patates farmer'ınızı işletebilmeniz için. Ama ben orada mesela şuna diyelim ki farmer'ları mesela 374 şu anda. O sıfır olsa ama 20 tane worker'ım var. Ha şey farmer'ların yerine worker'larım da çalışabilir. Öyle bir mantık yok. Onu yapamıyorsunuz. Ve bu da tekrar şeye hani bu işte hani sosise tıkladığınız zaman tekrar iki tane bölüme ayrılıyor. Burada görüyorsunuz bir tane pig farm yani domuz çiftliği. Domuz çiftliği yine farmerlardan oluşuyor. Aynı bu şey gibi düşünün. Buradaki koyun çiftliği gibi düşünün. Sonra bir de kesimhane. Orada da işte sosisler üretiliyor ama 50 tane worker istiyor. Bir de bak aşağıda construction cost 5 tane de şey tuğla istiyor. Farkındaysanız şu ana kadar hiçbir tuğla üretmedik. Yine burada tuğla kısmına tıkladığınız zaman burada şey clay pit var. Adaların bazılarında clay pitler bulunuyor. 4 tane, 3 tane, 2 tane. Burada mesela 3 tane varmış. Bu adaya tıkladığımız zaman bir tane varmış. Bu daha demin hani da oyun daha başında aldığımız adada mesela hiç yok. Yani tamamen dezavantaj aslında bu almış olduğumuz ada. Yani ana malzemelerin hep bulunması gerekiyor. Ana malzemeler mesela binaları dikerken ne? İşte clay, iron, bir de kömür. Bu benzin hani şey petrol o çok daha sonra geliyor. Hani çok çok daha sonra değil. Sadece yeni dünyaya geçiş yaptığınız zaman orada böyle birazcık ilerlediğiniz zaman o zaman. Yeni dünya dediysem de o işte böyle birazcık tropikal yerler falan. Burada mesela ne yapacağız şimdi? 50 tane worker istiyor. Bizim sadece 20 hani clay pit bile kuramam. Mesela clay pit kurduğum zaman ne olur? Şurada nerede en yakını? Ha, tamam şuraya kuralım. Normal bir de çamurdan yol yapalım. Şimdi tabii warehouse'dan uzak. Yanına da bir tane warehouse yaptığımız zaman. Bak bu simge çıkıyor. Yeterince worker'ımız yok. Ne yapacağız? Yine upgrade sembole geliyoruz. Buradan bunları upgrade edelim. Hop 50 tane worker'ımız daha eklendi. Hani eksi 20'deydi ya.
Hani düşünmeyin o kadar upgrade ettin, niye o kadar az çıktı diye. Ve bir tane şu clay pit'ten iki tane tuğla faktörü yapabilirsiniz yanına. İki tane besleyebiliyor. Hiç problem yok yani. İki tane besleyebiliyor. Bu şekilde daha hızlı. Gelelim şimdi bu gazeteye. Bu ve bu influence puanlara. Bak gazeteye tıkladığımız zaman bunu bu şekilde bırakırsak sıfırda 125 ama edit dediğimiz zaman mesela diyelim ki biz para istiyoruz. Hani paramızın çoğalmasını istiyoruz. Hani şey gibi düşünün. Propaganda gibi düşünün. Sanki propaganda yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Bunu eklediğim zaman mesela şunu işte buraya ekliyorum. İnfluensimden 25 puan eklenecek sırf daha fazla para alabilmem için. Gel gelelim ki bunlar çok gereksiz. Yani bunlara hiç tıklamanıza gerek olduğu gibi publish deyin, yayınlansın gazete. Bu şekilde influence puanlarınız da azalmaz. Yani dostlar basicler bunlar. Hani başlangıç olarak bu şekilde bu şehrinizi kurabilirsiniz. Tabii dediğim gibi daha detaylı, daha güzel. Hani ilerledikçe işte şimdi farmerlarımız var. Daha sonra workerlarımız oldu. Ve bu daha gittikçe çıkıyor. Ta investorlara kadar çıkıyor. Haliyle bunlar da yapılacak şeyler de çoğalıyor. Burada farklı farklı şeyler var. Mesela şehrinize işte şöyle böyle bir zımbırtı kurabilirsiniz. Ya da dediğim gibi böyle ağaçlar yapabilirsiniz. Farklı farklı ağaçlarınız olsun. Hani güzelleştirebilirsiniz şehrinize. Böyle böyle. Böyle küçük bir tane şey kuyu su kuyusu var. Hani bu şey düşünmeyin insanlar bunu kullanıyor mu? Yok insanlar bunu kullanmıyorlar. O öylesine eklemişler. Hani maksat nasıl diyeyim? Hani görsel amaçla eklemişler. Mesela burada işte millet sanki çamaşırlarını asmış gibi. Tabii hani ne kadar çok ilerlerseniz, ne kadar çok büyürseniz o kadar da çok şeyler ekleniyor. Detaylı şeyler ekleniyor. İşte park gibi ya da kendi parkınızı kendiniz yaratabiliyorsunuz. Mesela eğer şey yapabiliyor muyum? Şunları bir upgrade edeyim. Sırf öylesine. Fazla abartmadan. Ha bak mesela burada industrial ornamentler çıkıyor. Ama bunlar da tabii yine şeye bağlı. Upgrade edeceğim evlere bağlı. Ha tamam süper. Mesela böyle duvar yapabilirsiniz. Şöyle geçiş yapabiliyor muyuz burada? Yok, ha şundan yapabiliriz. Hani gerçekten YouTube'da hani bakabilirsiniz başka videolara da. Orada da mesela çok detaylı, çok güzel böyle şehirler kuran insanlar da var. Yani dediğim gibi ben Anno'yu böyle hani dedim kafa dağıtmalık. Arada sıra böyle girip kendi şehrimi kurmalık. Hiç böyle kafa yormadan etmeden oynadığım bir oyun. Umarım bu rehber tarzı, işte bilgilendirme tarzı video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer başka sorularınız da varsa çekinmeyin, sorun dostlar. Elimden geldiği kadar zaten hani şimdi hemen cevap veremiyor olsam da muhakkak cevap veririm. Hani eleştiri vesaire. Hani yapıcı bir eleştiri olduğu sürece de cevap veririm. Hiçbir problem yok.
istediğiniz gibi yazın. Ben burada noktalayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.